ediyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما كما ليلة القدر ليلة القدر
الْبَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. صدق الله العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي bizleri var eden, varlığından haberdar eden, sayısız nimetlerle donatan, kabiliyetler veren, bize imanı bahşeden ve adımızı Müslüman kılan Yüce Rabbim. İlahi ya Rabbi, bizleri senin yolunda, Kur'an'ın yolunda, sırat-ı müstakimde daim eyle ya Rabbi. Verdiğin nimetlere, bahşettiğin kabiliyetlere, yapmış olduğunuz ibadetlere, vermiş olduğun nusrete sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ya Rabbi. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizler sana şeksiz ve şüphesiz iman ettik. Kitabını tasdik ettik. Peygamberine tabi olduk. Bizleri şahitler zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Tutmuş olduğumuz oruçlarımız ve ibadetlerimizle, onların gayesi kulluk ve taatle muttaki mümin olmayı bize nasip eyle ya Rabbi. İman edip salih amel işleyen ve hayatını sulh ve salah üzere devam eden kullarından olup muslih kulların zümresine bizleri ilhak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, iliklerimize işleyecek iman nasip eyle. Kalplerimizi imandan sonra eğritme ya Rabbi. Bizleri dalalet ve sapıklığa düşürtme ya Rabbi. Gadabına uğrayanlardan eyleme ya Rabbi. Bizlere her daim, her an, her nefes aldığımızda sana kulluk ve taatte bulunmada bize güç ve kuvvet nasip eyle ya Rabbi. Daima senin emrin üzere yaşamayı, dilinde, kalbinde, hayatında senin kitabını minhac edinmeyi ve böylece zikir üzere yaşayan kullarından eyle ya Rabbi. Bizi zakirlerden eyle ya Rabbi. Verdiğin nimetlerin gayesine göre kullanan ve verdiğin nimetlerin sahibi bilerek sana şükreden kullarından eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, göz açıp kapayıncaya kadar bizi kendi halimize bırakma ya Rabbi. Hatalarımızı, günahlarımızı, kusurlarımızı af ve mağfiret eyle ya Rabbi. Tevbelerimizi, ibadet ve taatimizi, namazlarımızı, oruçlarımızı, teravihlerimizi, sadakalarımızı, zekatlarımızı ve bilumum her türlü hayır ve hasanatlarımızı kabula karin eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, amellerimizi, taatimizi boşa çıkartma ya Rabbi. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızla muttaki mümin olup cennete sevk edilen, cennette meleklerin karşıladığı mümin olmayı ve Reyyan kapısından girmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, duaların makbul olması için bize koymuş olduğun dua benim davetime icabet edin ve iman edin esasıyla ya Rabbi. Biz davetine icabet ettik, iman ettik ya Rabbi. Bizi raşid olan, nimetinle, lütfunla dost doğru yolda daim olan kullarından eyle ya Rabbi. Ve dualarımıza icabet et ya Rabbi. Dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Dertlerimize devalar, hastalarımıza şifalar, borçlarımıza edalar nasip eyle ya Rabbi. Okunan hatmi şerifleri, sure-i şerifleri, okuyan kardeşlerimizin gönüllerinden dillerine dökülen ve dilleriyle kendilerini bulan bütün zikir ve tesbihatı kabula karin eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam ve bütün peygamberlerimizin, ehli beytin, sahabenin, tabinin ve tabinin ruhlarına, hatmi şerifi okuyanların, geçmişlerin ruhlarına, dinleyenlerin, seyredenlerin ruhlarına ve haseten bütün şehitlerimizin ruhlarına ithaf edilsen kabul eyle ya Rabbi. Kabirlerini Kur'an'la pür nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Bizlere de hayırlı ömürler, sıhhat ve afiyet lütfedip son nefesimizde iman ve şehadetle göçmeyi nasip eyle ya Rabbi.
gönüllerimize huzur ve itminan, aile yuvalarımıza mutluluk, milletimize dirlik ve birlik, güç ve kuvvet nasip eyle. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden, musibetlerden, afetlerden, düşmanın hile ve oyunlarından, hainlerin ihanetinden muhafaza eyle ya Rabbi. Millet olarak bizlere de ihanet sahiplerine karşı firaset ve basirette olmayı nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Bizleri iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ağzınıza sağlık Sayın Müftüm, Keçören Müftümüz, Doktor İhsan İlhan Beyefendi. Allah razı olsun. Amin. Yıkandık şöyle gerçekten. İnşallah. İnşallah. Allah'ımıza en yakın, Yaradanımıza en yakın olduğumuz gecelerden biri olarak belleyelim bunu. Bin aydan hayırlı. Kadir gecemiz mübarek olsun. İdrak edenlerden ve gereği gibi davranıp bu geceden kazanmış vaziyette ayrılanlardan olalım inşallah. Tamam, inşallah. Sabah gün doğduğunda Allah'ım desin ki bizim için inşallah dualarını kabul ettim, tövbelerini kabul ettim ey kullarım desin. İnşallah, inşallah kazananlardan olalım. Hatmim duamızı da yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan, normal telefon numaramdan, mesajlar, WhatsApp mesajları, elden notlarla bana iletilen, telefonlarla iletilen bütün hatimler, sureler, zikirler hepsini hocama ilettim. Hepinizin duası yapılmış oldu. Çok da güzel bir şey yaptınız. Geçmişlerine de tabii bağışlamış oldunuz. Allah razı olsun. Amin cümlemize. Bu gece neden bu kadar önemli? Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Ben de başlarken bütün dinleyicilerimiz, seyircilerimizin kendini tebrik ediyorum. Evet, neden önemli? Çünkü bu gecenin zarf değil mazruf. Mazruf değil zarf noktasında. Daha doğrusu zarf değil mazruf noktasında. Yani içerisinde olan Kur'an'ın anlamıyla bir mana ifade ediyor. Yani Kur'an'ı taşıdığı için bu gece önemli. Onun için bu geceyi Kadir Gecesi yapan Kur'an'ın inmiş olmasıdır. Kur'an'ın bundan nüzul olmasıdır, inmeye başlamasıdır. O nedenle zaman bakımından Kadir Gecesi'ni diğer zaman dilimleriyle eşleştirdiğimiz zaman anlam bakımından, mekan bakımından veya hakikat bakımından farkı yoktur. Saatin doğması, güneşin doğması, yürümesi, seyrine devam etmesi, gecenin gelmesi hep aynıdır. 24 saattir. Güneş aynı yerde doğar, aynı yerde batar. Ama onu kıymetli kılan o gecede vuku bulan hadisedir. Onun için peygamber beşerdir. Ul innema ne beşerun mislukum yuha ileyi diyor. Ben de sizin beşerim ama bana vahiy geliyor. O rahmet elçisi olması onun vahyin muhatabı olmasıdır. Aynı şekilde Mekke bir şehirdir ama Ümmül Kura'dır, vahyin indiği merkezdir. Bu anlamıyla Kadir Gecesi'nin anlamını böyle bir müstakil anlamda bir gece gibi düşündüğümüz zaman hep yanılırız. Hep eksik anlamış oluruz. Kadir Gecesi'ni kıymetli kılan bütün bağlamıyla, Ramazan'ı da kıymetli kılan bütün bağlamı Kur'an'a bağlamak ve Kur'an'la yürümek gerekiyor ki bu gecelerin ve bu ayın anlamını ifade edelim. Bakın. Neden Ramazan'ın dışında oruç tutmuyoruz da Ramazan'da oruç tutuyoruz? Çünkü Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an ayına, Kur'an'la muhatap olan insanlığın Kur'an'la buluşması bir meleklik özelliği ister. O nedenle Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahye hazırlanmıştır. Biz sana Kur'an'dan ağır bir yük yükleyeceğiz diye ifade ederken o yükün altından kalkabilecek bir manevi, bir lahudi bir hazırlık ortaya koymuştur. O nedenle bizim de nasıl ki peygamberimiz bir beşer olarak Kur'an alırken bile hatta sahabe anlatıyor. Allah Resulüne vahiy geldiğinde Resulullah'ın terlemesi, ağırlaşması hatta dizi dizine değen kişilerin adeta dizinin kırılacak kadar ağırlık hissetmelerini görmesi vahyin ağırlığındandır. İşte Ramazan Kur'an'ın indiği aydır. Bu ayda müminler Ramazan ayı ile bağlantılı olması hasebiyle yapması gereken unsur Allah-u Teala bu ayı meleklik alemi bağlamında Ramazan orucuyla karşılıyoruz. Elhamdülillah.
Evet. Şimdi çok önemli bir konu. Daha sonra bölünmeden böyle bütün halde konuşalım istiyorum müsaade buyurursanız. Tabii, çünkü Yüreğir'de arkadaşlarımız hazır. Sayın Belediye Başkanımızla beraber. Selamun Aleyküm sevgili Yüreğirliler, Sayın Başkanım, arkadaşım. Selamlar olsun Yüreğir'e, Allah razı olsun. Birlik beraberliğin en olması gereken zamanlar bunlar çünkü. Evet, tekrar dönelim. O gece ne olmuştu? Evet. Kur'an'ın inmeye başlaması aslında geceyi anlam verendir. O nedenle Cenab-ı Hak inne enzelnehu fi leyletil kadr diyor. Biz onu Kadir gecesini indirdik. Şimdi bu meal olarak yazdığın zaman böyle yalın bir cümle gibi diyor. Ama buradaki vurgular, ifade tarzı, anlatım biçimi Kur'an üzerinde ve Cenab-ı Hakk'ın azameti üzerinde bir nükte ve anlam bütünlüğü var. Biz onu Kur'an, yani okuderken Kur'an'ın bilinen zihinlerde bilinmesi ve lehu amuslu olması noktasında onun bilinen bir kitap olarak Kadir gecesinde indirildiğini ifade ediyor. Hatta önceki ayet-i kerimede, yani surenin, Alak suresinin ilk inen ayetlerin bitimindeki surenin sonunda vescud vaktarib diye ifade ediyor. Vakit. Evet. Secde et ve yaklaş diyor. İşte secde ve yaklaşmanın, Rabbe yaklaşmanın yolu kitap olduğu, Kur'an olduğunu bize ifade ediyor. O Allah'a kul olmanın kılavuzu ve rehberi. Şimdi Ramazan ayında Kur'an'ın inmesiyle Kadir gecesinde gecede inmeye başlaması ve Ramazan'a inmesi bağlamına baktığımız zaman demin ifade ettiğimiz gibi Cenab-ı Resul'ün kendine geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'ın ilk vahiy olduğu zaman da haleti rüyesini iyi hatırlayalım. Hazreti Hatice Validemize gelmesi, kendi titremesi, ürpermesi, örtün demesi ve Hazreti Hatice Validemize onu teselli etmesi o vahyin ağırlığı noktasındaki hassasiyeti ifade ediyor. İşte bu vahyin insanlığa getirmiş olduğu mesajı karşılayacak olan Müslümanların da adeta peygamberin özelliği olan veyahut da peygamberin o andaki haleti rüyası olsun veya asıl meleklik alemi bağlamında olsun müminin Kur'an'la bağının meleklik özelliği olması noktasında oruç tutuyoruz. O nedenle arınıyoruz yani. Ramazan, Kur'an, oruç, dua bağlamını çok iyi birlikte anlamamız gerekiyor. Bakın okumuş olduğum Asr-ı Şerif'te Cenab-ı Hak Ramazan ayında Kur'an indiğini ifade ediyor. Sonra Kur'an'la inmesiyle ilgili Cenab-ı Hakk'ın o gün, o ayda oruç tutmamız gerektiğini, Allah'ın kolaylık dilediğini ve zorluk dilemediğini, sayıları günleri tamamlamamız gerektiğini ve Allah'ı yüceltmemiz, tekbir etmemiz, yani hayatta Allah'ın büyüklüğünü bilmemiz gerektiğini, Kur'an'la yaşamamız gerektiğini diyor. Sonra Rabbimizin bize yakınlığını, kullarım bana soruyorlar, ben yakınım diyor. De ki değil, ben yakınım. Eğer onlar bana dua ederlerse ben onların dualarına icabet ederim. Onlar da benim davetimi icabet etsinler, iman etsinler ki dosdoğru erişsinler buyuruyor. Bakın burada Ramazan ayı, Kur'an ve tekbir, zikir ve dua bağlamında ortaya koyuyor. Ve aynı şekilde burada ayeti kerimenin Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an, Kur'an'ın kendisine indirildiği ay Ramazan'dır ifadesinden sonra Kur'an'ı tanımlıyor Cenab-ı Hak. Ramazan'ı artık değerlendirmiyor. Ramazan'ın özelliklerinden bahsetmiyor. Kur'an'dan bahsediyor. Çünkü Ramazan'ı şereflendiren Kur'an'dır. O zaman bizi de şereflendiren Kur'an olacaktır. Kur'an'la ne kadar bağımız kuvvetliyse, Kur'an'la hemhal isek, Kur'an'la yaşantımız, hayatımız örtüşüyorsa işte o zaman biz şerefli olacağız. İnne ekramekum indallahi etkakum. Sizin Allah katındaki en kıymetliniz, en şerefliniz, en yüceniz, en değerliniz hangisini söyleseniz aynı anlama çıkar. Takva olanızdır. O zaman biz orucu niçin tutuyorduk? Takva yerelim. Ne demek takva? İşte Kur'an'ın ölçülerine. Hüden linnas. İnsanlığa hidayet. Ne demek hidayet? Rehber, kılavuz. Dünya yaşam tarzını, hayat tarzınızı neye göre yaşayacaksınız? Emir ve hükümler ne olacak? Helali kim tayin edecek? Haramı kim tayin edecek? Hak ve batılı kim belirleyecek? Hüden linnas. İnsanlar için hidayet. Bu hidayetin de beyineleri, delilleri onda. Hidayet ama hangi yoldan nasıl gideceğiz? Mesela evleneceğiz, nasıl evleneceğiz? Boşanma durumunda hangi şekilde boşanma olacak? Miras ne Ticaretimiz olacak? Ne olacak? Ölüm esnasındaki durumumuz, doğum esnasından ölüm esnasına varıncaya kadarki hayatımızdaki bütün unsurları. Komşuluk ilişkilerimiz. Komşuluk ilişkilerinden, karı koca ilişkilerinden, anne baba ilişkilerinden, annenize öf bile demeyin. Hangi medeniyette anne bu kadar kutsanmıştır? Hangi düşünce ve fikirde annenin altında, ayaklarının altında cennet vardır? Bugün problem varsa yalnızca Kadir gecesinde şunu ne yapacağız sormak değil.
Kadir gecesinde Kur'an'la nasıl buluşacağız? Nasıl barışacağız? Nasıl barışacağız? Kur'an'ı nasıl hayatımıza taşıyacağız? Yoksa Allah Teala bir geceyle bizi affediyor da her şey bitiyor anlamına gelirsek, o zaman Kur'an'ı bir güne, bir geceye indirmiş oluruz. Ne enteresan. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Kadını meta olarak gösteren özgür düşünce tırnak içinde, evet, sanki daha değerliymiş gibi, ama kadını kıymetli kılan, cenneti ayağının altında olduğunu belirten İslam niçin gerici oluyor? Ben bunu bir türlü anlayabilmiş değilim. Ben başkalarının değil, ilk önce Müslümanların anlamasını istiyorum. Çok güzel. İlk önce Müslümanlar, ben Müslümanım diyenler Kur'an anlasınlar. Kur'an'la bağlarını kuvvetlendirsin. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Furkan suresinde ümmetini şikayet ediyor. Ve kâle Rasûl Ya Rabbi inne kavmi ittekadu hâzel Kur'an'a mehcûra. Benim bu ümmetim Kur'an'ı mehcûr, hicret ettirdi, arkaya attı ve uzak tuttu kendisinden. Raflarda tuttu, hayatının dışında tuttu. Ve Rasul Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Rabbine ümmetini şikayet ediyor. Neden? Kur'an'la. Şimdi Hazreti Peygamber'in rahmet oluşunu bile anlamak için Kur'an'la bağ kuracağız. Ve me ersennâki illâ rahmeten lil âlemin. Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik. Rahmet nedir? Kur'an'dır. Kur'an'ı getiren peygamberdir. Onun için Muhammed Hamidullah'ın çok harika bir tespitini burada paylaşmak istiyorum. Vahiy, Kur'an elektrik akımıdır. Peygamber Muhammed Aleyhisselam o ışık veren lambadır. Kur'an'ın rengi, şekli, bütün desenleri peygamberde görünür. Buradan da sünnetle kavgalı olanların iyi idrak etmesi gerekiyor. Yürüyen Kur'an. Yürüyen Kur'an. Onun için Hazreti Peygamber Aleyhisselam Kur'an'ı taşıyan ve Kur'an'ı gösteren, ahlakı Kur'an olan bir Allah'ın elçisi, örnek, rol model olması hasebiyle Kur'an'ın rengini onda göreceğiz. Kur'an'ın ahkamını onda göreceğiz. Onun için sahabeye de baktığımız zaman ilk önce sahabenin tavrını da Hazreti Peygamber'in öğrencileri olması hasebiyle ne yapıyoruz? Hazreti Ömer Kur'an karşısında dimdik ayakta duruyor. Bir kadın, hutbe okurken kadınların mihirleriyle ilgili konuda bir sınırlama getirmek istiyor. Diyor ki ey kadınlar, size ne oluyor ki kantar kantar mihir alıyorsunuz diyor. Ve oradan hemen kadınları camiye sokmayanlar da duysunlar tabii bunu. Kadın kalkıyor, ya Ömer sana ne oluyor ki, sen kim oluyorsun ki Allah'ın verdiği hakkı bizden alıyorsun? O ne demek ey kadın? Kadın cevap verir. Allah işte Nisa suresinde şöyle buyuruyor. Ve in arastumus tibdale zevcin diye başlayan ayet-i kerimede, hanımlarınıza kıntar kıntar altın vermiş olsanız ki, mihir vermiş olsanız, boşandığı zaman onları hilelerle geri alamazsınız ayet-i kerimesini okuyunca Hazreti Ömer ayet karşısında durur esas duruşta ve der ki kadın Ömer'den dinini daha iyi biliyor der. Ya. Sus be kadın, affedersiniz. O şekilde cümle kullanmıyor. Kadın Ömer'den bir dinini daha güzel biliyor diyerek cevap veriyor. Hatta bu hanımefendi, sahabi hanım yaşlanır. Yolda giderken Hazreti Ömer'i durdurur. Ve der ki ya Ömer, bu kadar bu kadına neden ilgilenirsin? Bu Allah'ın ayetiyle beni uyaran kadındır diye odaki insanlara böyle bir cevap verir. İşte, hem öyle kadınlara hem de Ömerlere ihtiyacımız tabii, elbette, var. Onun için yani burada şu, işte Ömerlerin ve o kadından oluşması Kur'an'ın ruhuyla ve Kur'an hayat taşımasıyla. Unutmayalım. Hayatımız Kur'an'dır. Allahu Ekber. İnşallah bunun üzerine çok fazla şu anda genci, yaşlısı inşallah eğilmeye başladı. 4-5 dakika vaktimiz var. O zaman şöyle ayetlerini... Bugün ne yapacağız? Bu gece ne yapmamız lazım? Şu ayeti kelimelerle tamam ifade ederek o zaman ne yapmamız gerektiğini ifade edeyim. Şimdi Cenab-ı Hak ey iman edenler, Allah ve Resulü size hayat veren unsurlara çağırdığı zaman icabet edin. Demek ki hayatımız Kur'an'dır ve bizim ruhumuzdur. İnsan ruhuyla vardır değil mi? Ve kezalike uhayna ileyke ruhan min emrina diyor. Kur'an bizim beden olarak, ferdi olarak, toplumsal olarak, millet olarak ruhumuzdur. Biz Kur'an'la varız. Kur'an olmadığı zaman biz biri hiçiz. Onun için Kur'an'la buluşma gecesinde, Kadir gecesinde Kur'an'la buluşacağız. Ne yapacağımız noktasında ilk önce bir Müslüman kimliği noktasında kendimizi hesaba çekeceğiz. Ben nasıl bir Müslümanım? Kur'an'la olan bağım ve Kur'an'ın muhatabı olan, taşıyıcısı olan ve yaşayıcısı olan Muhammed Aleyhisselam'ı ne kadar örnek alıyorum? Benim tek modelim, şaşmaz örneğim Üsve-i Hasene Muhammed Aleyhisselam'dı. Onu ne kadar hayatımda yer ediyorum? Ona ne kadar benziyorum?
Bunun muhasebe, bir kimlik muhasebesi. Müslüman kimliği. Allah Teala bizi kimlikle, kimliğimiz olarak tanımlıyor. Siz Müslümansınız, siz müminsiniz, siz muttakisiniz, siz salihsiniz, siz şahitsiniz. Siz şeksiz ve şüphesiz teslim olansınız, mukarrabin olanlarla yarış yapanlarsınız diye tanımlıyor. İşte ben bu nokta neredeyim noktasında yapacağız. Evet, Peygamberimiz Kadir Gecesi'ni son 10 günde aramamızı bize tavsiye ediyor. Bu da bir nüktedir. Burada gevşeyi göstermeden yani bir hazineyi elde etme noktasında her geleni, Hızır her gideni, geceyi Kadir bir noktasındaki mantıkla öyle diyelim toplumsal bilgi olarak oradan bir Kadir Gecesi anlama ve her günü ibadette geçirme, şuurla, tefekkürle, zikirle, tesbihatla, duayla, niyazla geçirme. Ama sabahında da ona uygun yeni bir hayatı tabii, yaşamaya başlıyor. Elbette Allah razı olsun, ne güzel. Ondan sonra bu şeyde Efendimiz bunu söylerken Ayşe validemizin daha çok ifade ettiği, ya Resulallah bu gece biz aslında ne yaparım? Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. Bu bir dirilmedir işte. Neden Peygamberimiz başka şey değil de onu söylemiş? Bir de manasını söyleyelim. Allahümme evet, inneke afuvun kerim. Onu söyleyeceğim. Şimdi burada bu söz bağlam içinde anlaşılması gerekiyor. Tek başına değil. Geceye isabet ettiniz. Ya Rabbi beni affet. Sen affedicisin. Affı seversin. Beni affet ya Rabbi. Yani ben yenilenmek istiyorum. Ben yeniden bir hayat başlamak istiyorum. Eski günahlarımı örtüp yok edip onları silip bağışlanma dileyip istiğfarla, tevbeyle onlardan uzaklaşıp yeni güncel temiz bir hayata dönmek istiyorum. İnşallah. Ya Rabbi bana yardım et, beni affet demek içerisinde mümin Kadir Gecesi'yle bir muhasebedir. Şunu unutmayalım. İnsanın her zaman hayatında bir farkındalığa ihtiyaç vardır. Bu güce, mübarek gün ve geceler, bu zaman akışı içerisindeki bizi uyarıcılar, adeta yoldaki trafik levhaları gibi kendimize getiren unsurlar bize şunu söylüyor. Bak ömrün tükeniyor. Geçen Ramazan'dı bak. İlk üçüncü günde bir program yapmıştık. Bugün Kadir Gecesi'ndeyiz. Gün nasıl geçti? Eyyemen ma'duda, sayılı günler geçiyor. O zaman sayılı günler, ömür sayılı günlerdir. Kur'an'la ol, Kur'an'la yaşa, Kur'an'la ölesin, Kur'an'la kabirde bulunasın ve Kur'an'la dirilesin. Ve Kur'an sana mahşerde, ya Rab bu beni okudu, benimle yaşadı, ben ona şefaat edeyim dedi deme hakkına sahip olasın diyoruz inşallah. İnşallah hazır olalım. Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Akbeyefendi şu anda Kazakistan'da. Evet. Orada çok önemli işlere imza atıyorlar kardeşlerimizle beraber ve sizin için eşinizle, değerli eşinizle beraber teşekkür kahve ediyorum. İçesiniz diye bu hediyeyi hazırlattı ve yolladı. Ben de başkanımıza teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum kendisine. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Bu gece ne olur dualarda birbirimizi analım, olur mu? Günahsız ağızla edilen dualar kabul inşallah olmuş. Kim bilebilir ki değil mi? Birbirimize faydamız dokunsun inşallah. Şu anda sevgili Zuhal kardeşimiz İstanbul'da Sancaktepe'de, Sancaktepe Belediye Başkanımızın yanında, selamlarımızı iletin lütfen. İstanbul'a bağlanıyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz efendim.